Arkadaşlar merhaba. Reybo Hocam ile Matematik alanına hoş geldiniz. Bir konu, 10 soru, 10 taktik bölümümüzde beraberiz. Bu videomuzda sizlerle Zeynel Abidin Önel hocamızın hazırlamış olduğu Bilgi Rehberim 8. Sınıf Yeni Nesil Matematik Soru Bankası'ndan çarpanlar katlar konusuyla ilgili seçmiş olduğum 10 soru çözeceğiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten soruların PDF'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Bir yol çalışması için iki paletli araç kullanılmaktadır. Birinci aracın paletlerini döndüren silindirin yarıçapı 40 cm, ikinci aracın paletlerini döndüren silindirin yarıçapı 25 cm'dir. Birinci araçta silindirlerin merkezler arasındaki uzaklık 300 cm, ikinci araçta silindirlerin merkezler arasındaki uzaklık 150 cm'dir. Bu iş makineleri yol yapımında kullanılırken aynı noktadan başlayıp aynı noktada durmuşlar ve paletler tam tur atarak mesafeyi tamamlamıştır. Araçların kullanıldığı mesafe 1 kilometreden fazla olduğuna göre ikinci aracın paletinin attığı tur sayısı ile birinci aracın paletinin attığı tur sayısı farkı en az kaçtır? Önce paletlerin çevresini hesaplamamız gerekiyor. Birinci araca baktığımızda silindirin etrafında burada bir yarım çember oluşuyor. Aynı şekilde burada da bir yarım çember oluşuyor. Bunun ikisi bir tam çember yapıyor. Merkezler arasındaki uzunluktan buradan 300 cm, aynı şekilde buradan da 300 cm gelecek. Çemberin çevresini hesapladığımızda 2 çarpı pi'miz 3, yarıçapımız 40, 240 cm çemberden gelecek. 300 artı 300, 600 de merkezler arasındaki uzunluktan gelecek. Yani 840 cm birinci paletin çevre uzunluğu. İkinci palete baktığımızda aynı şekilde burada bir yarım çember var. Burada bir yarım çember var. Merkezler arasındaki uzunluktan 150 buradan, 150 de buradan gelecek. Çemberin çevresini hesapladığımızda 2 çarpı pi'miz 3, yarıçapımız 25, yani 150 santimetre. Merkezler arasındaki uzunluktan 150 buradan, 150 buradan 300 gelir. Topladığımızda 450 santimetre de ikinci paletin çevresidir. Paletler aynı noktadan başlayıp aynı noktada durdukları için aldıkları yolun uzunluğu 840'ın ve 450'nin ortak bir katı olmalı. 840'ın ve 450'nin ekokunu hesapladığımızda ikisi de 30 ile bölünebilir. 840'ı 30'a böldüğümüzde 28, 450'yi 30'a böldüğümüzde 15 olur. 28 ile 15 aralarında asal sayıdır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. 28'i 28'e böleriz 1, 15'i 15'e böleriz 1, 30'u 28'i ve 15'i çarptığımızda 12.600 santimetre olur. Metre cinsinden yazdığımızda 126 metredir. Yani alınan yolun uzunluğu 126'nın bir katı olacak. Dolayısıyla 126x dersek alınan yola 126x 1 kilometreden fazla olacak ama en küçük değerini alacak. 1 kilometreyi metreye çevirdiğimizde 1000 metredir. 126'yı 125 olarak düşündüğümüzde 8 katını aldığımızda 1000 olur. Dolayısıyla 126'nın 8. katı 1000'den büyüktür ve en küçük değerini alır dolayısıyla. Burada şöyle bir yöntem uygulayalım. 126x yani 12.600x santimetreyi 840'a böldüğümüzde bakın ters orantılısı 15x olur. 12.600x'i 450'ye böldüğümüzde ters orantılısı 28x olur. 15x tur birinci palet atar. 28x tur ikinci palet atar. Attıkları tur sayısı arasındaki fark 28x'ten 15x'i çıkardığımızda 13x'tir. X'i de zaten 8 olarak bulmuştuk. 13 çarpı 8'den 104 tur sayılar arasındaki farktır. Yani cevap C. İkinci sorumuza devam edelim. Bir çikolata fabrikası iki farklı üründen Antep fıstığı kullanmaktadır. Ürünlerden bir tanesinin paketi 100 gram ve ağırlığının %12 Antep fıstığı, diğerinin paketi 80 gram ve ağırlığının %20 Antep fıstığıdır. Bu fabrika iki çikolatanın üretimi için eşit miktarda Antep fıstığı kullanmış ve hiç artmayacak şekilde üretim yapmıştır. Fabrikanın kullandığı Antep fıstığı miktarının toplam 10 kilogramdan fazla olduğuna göre iki ürün için kullanılan toplam kakao miktarı en az kaç gramdır? Birinci ürüne baktığımızda 100 gramın %12 Antep fıstığı yani 100 çarpı 12 bölü 100'den 12 gram Antep fıstığı. %40'ı kakao, 100 çarpı 40 bölü 100'den 40 gram kakao.
İkinci ürüne baktığımızda 80 gramın %20 antep fıstığı, 80 çarpı 20 bölü 100'den 16 gram antep fıstığı, 80'in %50'si yani yarısı 40 gram kakao. Her iki ürün için eşit miktarda antep fıstığı kullanıldığına göre kullanılan antep fıstığı miktarı 12'nin ve 16'nın ortak bir katı olmalı. 12'nin ve 16'nın ek okunu hesapladığımızda 4'e böleriz. 3, 4, 3 ve 4 aralarında asal sayı birden başka ortak bölenleri yok. 3'e böleriz 1, 4'e böleriz 1. 4, 3 ve 4 çarptığımızda 48 olur. Yani kullanılan antep fıstığı miktarı 48'in bir katıdır. Dolayısıyla 48x gram çikolatam için, 48x gram fıstık rüyası için kullanılan antep fıstığı miktarıdır. Toplam antep fıstığı miktarı 10 kilogramdan fazla olacakmış. Yani 48x artı 48x'ten 96x 10 kilogram, yani grama çevirdiğimizde 10.000 gramdan büyük olacak ama en küçük değerini alacak. Burada x'i bulmak için 10.000'i 96'ya bölelim. 10.000'i 96'ya böldüğümüzde bir defa var. 96, kalan 4. 4 40'ın içinde yok. Bir sıfır ekleriz, diğer sıfır indiririz. 400'ün içinde 4 defa var. 24, 36, 2 delde var. 384. Geriye 16 kalıyor. 104 küsur olacak. Dolayısıyla tam sayı olacağı için 104'ün bir fazlası 105'i alırız. Yani x'in yerine gelecek değer 105 olarak bulunur. 48x gram antep fıstığı kullanıldığında 48x'i 12'ye böldüğümüzde çikolatamdan 4x tane üretilir. 48x gram antep fıstığı kullanıldığında fıstık rüyasından 48x'i 16'ya böldüğümüzde 3x tane üretilir. 4x tane çikolatam için her bir için 40 gram kakao kullanıyorsak 4x çarpı 40'tan 160x gram kakao kullanılır. Fıstık rüyası için 3x tane, her biri için 40 gram kakao kullanıyoruz. 3x çarpı 40'tan 120x gram kakao kullanılır. Toplam kullanılan kakao miktarı 280x gramdır. X'i zaten burada 105 olarak bulduk. Getirip burada 105'in x'in yerine yazdığımızda 280 çarpı 105'ten 29.400 gram kakao kullanılır. Bunu kilograma çevirdiğimizde 3 basamak sola geliriz. Yani 10.000'e böleriz. Bu da 29 tam 10'da 4 kilogram kakao yapar. Yani cevap D. Üçüncü sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen 3 teraziden birincisinde içerisinde eşitlikle olan topların bulunduğu bir kutu, ikincisinde ise yine ilk terazide tartılan toplar ile özdeş farklı sayıda top aynı kutu ile tartılıyor. Üçüncü terazide ise bu toplardan bir tanesi tartılıyor. Birinci terazinin gösterdiği ağırlık 0'dan %45 kilogram, ikinci terazinin gösterdiği ağırlık ise 0'dan %21 kilogramdır. Üçüncü terazide ise değer görünmemektedir. Teraziler 0'dan %1 kilogramdan daha küçük değerleri göstermemektedir. Buna göre ilk iki terazide tartılan top sayısı en az kaç tanedir? 0'dan %45 kilogramı grama çevirdiğimizde 450 gram olur. 0'dan %21 kilogramı grama çevirdiğimizde 210 gram olur. Topların bir tanesinin ağırlığı 450'nin ve 210'un ortak bir böleni olmalı. Ama alacağı değer 0'dan %1 kilogram, yani grama çevirdiğimizde 10 gramdan küçük ama alabileceği en büyük değer olmalı. Top sayısının en az olması için. 450'nin ve 210'un EBOB'unu bulduğumuzda İkisi de 30 ile bölünebilir. 450'yi 30'a böldüğümüzde 15, 210'u 30'a böldüğümüzde 7 olur. 15 ile 7 aralarında asal sayılardır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. Yani EBOB'ları 30'dur. 30'u veremeyiz çünkü 10 gramdan küçük değil. Dolayısıyla EBOB'un bölenleri bu sayıların ortak bölenleridir. 30'un bölenlerini bulduğumuzda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10,
5 çarpı 6, 10'dan küçük alabileceği en büyük değer 6'dır. Yani bir tane topun ağırlığı 6 gram olabilir. 450'yi 6'ya böldüğümüzde 75 tane top olur birinci terazide. 210'u 6'ya böldüğümüzde 35 tane top olur ikinci terazide. Dolayısıyla her iki terazide tartılan toplam top sayısı 110 tanedir. Yani cevap C. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir belediye özel araçlarla taze meyve suyu satmaktadır. Meyve suları 350 litrelik ve 500 litrelik PET şişelere konularak satışa sunulmuştur. Salı günü meyve suyu satan araçta toplam 340 paket portakal suyu satılmış. Satılan 350 mililitre ve 500 litrelik portakal sularının mililitre cinsinden miktarları eşit olmuştur. Buna göre bu aracın salı günü portakal suyu satışından elde ettiği gelir kaç TL'dir? 350 mililitre ve 500 mililitrelik portakal sularının miktarları birbirine eşitse satılan portakal suyu miktarı 350'nin ve 500'ün ortak bir katı olmalı. 350'nin ve 500'ün ekokunu hesapladığımızda ikisini de 50 ile bölebiliriz. 350'yi 50'ye böldüğümüzde 7, 550'ye 50'ye böldüğümüzde 10. 7 ve 10 aralarında asal sayılardır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. 7'yi 7'ye böleriz 1, 10'u 10'a böleriz 1. 50'yi, 7'yi ve 10'u çarptığımızda satılan meyve suyu miktarına 3500'ün bir katı deriz. Yani 3500x mililitre diyelim. 3500x mililitreyi 350 mililitrelik şişelere dağıttığımızda 10x tane şişe yapar. 3500x mililitreyi 500 mililitrelik şişelere dağıttığımızda 7x tane şişe yapar. 10x artı 7x yani 17x'tir. 17x 340'a eşit olacak çünkü 340 paket satılmış. Buradan da x eşittir 20 olarak bulunur. Yani 200 tane 300 mililitrelik 4 liradan 800 TL yapar. 7x 7 çarpı 20'den 140 tane 500 mililitrelik, bu da 140 çarpı 5'ten 700 TL yapar. Topladığımızda 800 artı 700'den 1500 TL'lik gelir elde edilir. Yani cevap C. Beşinci sorumuza devam edelim. Hülya'nın mutfağında iki eş bölme ayrılmış rafa çay bardakları ve su bardaklarının aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizmiştir. Çay bardaklarının birbirleriyle temas eden kısımlarının alanı 2700 mm², su bardağının birbirleriyle temas eden kısımlarının alanı 7500 mm²'dir. Bu bardakların temas eden kısımları daire şeklinde ve merkezleri doğrusaldır. Rafın kalınlığı 2 cm olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklık en az kaç cm'dir? Bardakların birbirleriyle temas eden kısımları daire şeklinde olduğuna göre bizim burada bardakların yarı çapını, dolayısıyla çapını da bulmamız gerekiyor. Çay bardağının yarı çapına R dersek pi çarpı R kareden, yani 3 çarpı R kare 2700'e eşit olacak. Çünkü yüzey alanı bize 2700 olarak verilmiş. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde R kare eşittir 900 olarak bulunur. 900 30'un karesi olduğu için yarıçap 30 milimetre olarak bulunur. Bunu da santimetreye çevirdiğimizde 3 santimetre olur. Su bardaklarına baktığımızda yarıçapımıza R dersek pi çarpı R kareden 3 çarpı R kare eşittir 7500'dür. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde R kare eşittir 2500 olarak bulunur. 2500 50'nin karesi olduğu için R, yani yarıçap 50 milimetre olarak bulunur. Bunu da santimetreye çevirdiğimizde 5 santimetre olur. Dolayısıyla su bardağının çapını 5 artı 5'ten 10 santimetre olarak buluruz. Çay bardağının çapını 3 artı 3'ten 6 santimetre olarak buluruz. Dolayısıyla rafın genişliği 6'nın ve 10'un ortak bir katı olmalı. 6'nın ve 10'un ekokunu bulduğumuzda ikisi de 2'ye bölünür. 3 ve 5. 3 ve 5 aralarında asal sayılardır. Birden başka ortak bölenleri yoktur. 3'e böleriz 1. 5'e böleriz 1. 2, 3 ve 5 çarptığımızda 30 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla rafın bu iç kısmı, burası 30 santimetre.
Aynı şekilde diğer rafta 30 santimetre, 2 santimetrelik kalınlık burada var, 2 santimetrelik kalınlık burada var, 2 santimetrelik kalınlık burada var. 30 artı 30, 60, 62, 64, 66 santimetre olarak A ile B arasındaki uzaklık bulunur. Yani cevap D. 6. sorumuza devam edelim. Bir meyve suyu fabrikasında dolum yapan iki farklı makine vardır. Birinci üretim makinesinin bir meyve suyu kutusunu doldurma süresi 14 saniye, yeni bir boş şişenin tekrar üniteye girmesi için geçen süre 4 saniyedir. Yani 14 artı 4'ten 18 saniyede bir dolum yapılıyor. Birinci makinenin doldurduğu meyve suları 1 litredir. İkinci dolum makinesinin boş bir meyve suyu kutusunu doldurma süresi 12 saniye, yeni bir boş şişenin tekrar üniteye girmesi için geçen süre 3 saniyedir. Yani 12 artı 3'ten 15 saniyede bir şişe geliyor. İkinci makinenin doldurduğu meyve suları 0 tam 10'da 5 litredir. Buna göre bu iki dolum makinesine aynı anda birer tane boş meyve suyu şişesi girdikten sonra 20. kez iki dolum ünitesine aynı anda birer tane şişe doldurduğu anda iki makinede toplam doldurulan meyve suyu kaç litredir? Şişelerin aynı anda üniteye gelmesi ve doldurulması için geçen zaman 18'in ve 15'in ortak bir katı olmalı. 3'e böldüğümüzde 6, 3'e böldüğümüzde 5. 6 ile 5 aralarında asal sayıdır. Birden başka ortak bölünleri yoktur. 5'e böleriz 1, 6'ya böleriz 1. 3'ü, 5'i ve 6'yı çarptığımızda 90 saniyede bir şişe geliyor ve dolduruluyor. Yani geçen süre 90'ın bir katı olmalı. 20. kez dolum yapılacaksa geçen süre 90 çarpı 20'den 1800 saniyedir. 1800 saniyeyi 18 saniyeye böldüğümüzde 100 tane birinci dolum makinesinde şişe doldurulur ve her biri 1 litre olduğu için 100 litre yapar bu da. 1800 saniyeyi 15'e böldüğümüzde 120 olur. Yani 120 tane şişe doldurulur. Her biri 0 tam 10'da 5 litre çarptığımızda 60 litre meyve suyu yapacak. Toplam meyve suyu 100 artı 60'tan 160 litredir. Yani cevap B. 7. sorumuza devam edelim. Hacmi 540 santimetre küp olan içi boş metal silindir tabana paralel olacak şekilde 5 parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçaların yükseklikleri santimetre cinsinden farklı birer doğal sayıdır. Silindirin kesilmesiyle oluşan parçalar şekil 2'deki gibi yan yana aralarında boşluk bırakılmadan merkezleri doğrusal olacak şekilde diziliyor. Silindirin taban yarıçapı santimetre türünden bir doğal sayı olduğuna göre AB uzunluğu en fazla kaç santimetredir? AB uzunluğunun en büyük değeri alması için yarıçapın en büyük değeri alması gerekiyor. Hacim formülü pi r kare çarpı yükseklik. Pi'miz 3, yarıçapımız bilinmiyor, yüksekliğimiz bilinmiyor. Eşittir hacim, yani 540. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde r kare çarpı yükseklik eşittir 180 oluyor. R kare 180'in tam kare bir çarpanıdır. Dolayısıyla 180'in tam kare çarpanlarını yazdığımızda 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 olmaz, 5'in karesi 25 olmaz, 6'nın karesi 36. Dolayısıyla yarıçapın alabileceği en büyük değer karesi 36 ise 6 olabilir. 36 ile 5'i çarptığımda 180 oluyor. Yani yükseklik 5 santimetre olacak. Burada her bir parçaya 1 santimetre verdiğimde 5 santimetre olur. Dolayısıyla 5 değerini alamaz. Çünkü yüksekliklerin her biri farklı birer doğal sayıymış. Yarıçapı 3 ise r kare 9 olur. Dolayısıyla 9 çarpı 20 180. Yükseklik 20 ise en küçüğüne 1, bir büyüğüne 2, 3, 4 topladığımızda 7, 10, en büyüğü de 10 olursa yükseklik 20 santimetre olabilir. Dolayısıyla yarıçapımız 3 santimetre ise çapımız 3 artı 3'ten 6 santimetredir. 5 tane silindir yan yana koyulduğu için A ile B arası 6 çarpı 5'ten 30 santimetre olarak bulunur. Yani cevap C. 8. sorumuza devam edelim.
Doğum günleri için parti malzemesi satan bir mağazada farklı yaş grupları için karton şapkalar bulunmaktadır. Şekil 1 ve şekil 2'de iç içe geçirilebilen bu şapkaların görseli verilmiştir. Şekil 1'de bir şapkanın uzunluğu 18 cm olup iç içe geçirilen kısımlarda 5 cm dışarıda kalmaktadır. Şekil 2'de bir şapkanın uzunluğu 22 cm ve aynı şapkaların iç içe geçirildiği yerlerde şapkanın 6 cm'lik kısmı dışarıda kalmaktadır. Mağazadaki bu iki tür şapka grubunun yükseklikleri eşit ve 1 metreden fazla olduğuna göre iki şapka grubunda toplam şapka sayısı en az kaçtır? Şekil 1'e baktığımızda 18 cm'lik şapka iç içe geçirildiğinde 5 cm'lik kısımları dışarıda kalıyor. Yani 18 artı 5, 5, 5 olarak devam ettiği için 5'in bir katı 5x şapkaların, şekil 1'deki şapkaların yüksekliğidir. Şekil 2'de 22 cm'lik şapkalar iç içe geçirildiğinde 6 cm'lik kısımlar dışarıda kalıyor. Dolayısıyla 22 artı 6, 6, 6 olarak devam ettiği için 6'nın katı 6y diyebiliriz. Şapkaların yüksekliklerine eşittir a diyelim. Burada 18 ve 22'ye ortak bir sayı ekleyeceğiz. 18'i 5'in katı, 22'yi de 6'nın katı yapacağız. Dolayısıyla 18'e 2 eklediğimizde 5'in katı olur. 22'ye 2 eklediğimizde 6'nın katı olur. Buralara 2 eklediğimiz için a'ya da 2 eklememiz gerekiyor. Dolayısıyla 18 artı 2'den 20 artı 5x eşittir 22 artı 2'den 24 artı 6y eşittir a artı 2 olarak bulunur. Burası 20 5'in bir katı olduğu için burası 5'in bir katıdır. 24 6'nın bir katı olduğu için burası 6'nın bir katıdır. Dolayısıyla şapkaların yükseklikleri 5'in ve 6'nın ortak bir katının katı olarak bulduğumuzda 2 çıkarmamız gerekiyor. Çünkü a artı 2 buradaki a şapkanın yüksekliklerini veriyor bize. 5'in ve 6'nın ortak katı 5 ve 6 aralarında asal sayı oldukları için ekokları 30'dur. 30'un öyle bir katını bulacağız ki bu santimetre. 1 metreden 1 metreyi de santimetreye çevirdiğimizde 100 santimetre olur. 30'un 100 santimetreden büyük olan katı dördüncü katıdır. Yani 120'dir. Dolayısıyla a artı 2 120 ise a'nın yerine gelecek değer 118'dir. Dolayısıyla şapkaların yükseklikleri 118 santimetre olabilir. 118'den 18'i çıkardığımızda geriye kalan uzunluk şurası 100 santimetredir. 100'ü 5'e böldüğümüzde bu kısımda 20 tane şapka var. Bir tane de en üstteki şapka. Dolayısıyla şekil 1'de 21 tane şapka olur. Şekil 2'ye baktığımızda 118'den 22'yi çıkardığımızda geriye kalan uzunluk 96 olur. Dolayısıyla 96'yı 6'ya böldüğümüzde burada 16 tane şapka olur. Bir tane de en üstteki şapka 16 artı 1'den burada da 17 tane şapka vardır. Toplam şapka sayısı 21 artı 17'den 38 tane olarak bulunur. Yani cevap A. 9. sorumuza devam edelim. Yeni Mahalle Belediyesi Hayat Var Sokağı'nın bir tarafında 15'er metre aralıklarla, diğer tarafında ise 20'şer metre aralıklarla yolun başında ve sonunda da birer tane olacak şekilde aydınlatma direkleri yerleştirilecektir. Karşılıklı aynı hizada olan direklerin arasına ise bu sokakta Hayat Var şeklinde birer adet ışıklı pano asılacaktır. Bu direk ve panoların birer tanesinin fiyat tabloda verilmiştir. Hayat Var Sokağı'nın uzunluğu 600 metre ve 700 metre arasındadır. Bu bilgilere göre Hayat Var Sokağı'nın aydınlatma direkleri ve ışıklı panolar için harcanan toplam para ne kadardır? Burada yolun uzunluğu için 15'in ve 20'nin ortak bir katı olmalı deriz. Çünkü direkler 15'er ve 20'şer metre aralıklarla dikiliyor. Dolayısıyla 15'in ve 20'nin ekokunu bulduğumuzda x de 5'e bölünür. 15'i 5'e böldüğümüzde 3, 20'yi 5'e böldüğümüzde 4. 3 ve 4 aralarında asal sayılardır. 1'den başka ortak bölünür yoktur. 3'ü 3'e böleriz 1, 4'ü 4'e böleriz 1. 5, 3 ve 4'ü çarptığımızda 60 olarak bulunur. Dolayısıyla yolun uzunluğu 60'ın bir katı olmalıdır. 60'ın öyle bir katını bulmalıyız ki 600 ile 700 arasında olmalı. Çünkü yolun uzunluğu 600 ile 700 metre arasında. 60'ın 600 ile 700 arasındaki katı 11. katıdır.
Yani yolun uzunluğu 660 metre olarak bulunur. 660'ı 15'e böldüğümüzde bize aydınlatma direği sayesinde verecek. Ama 44'e 1 eklememiz lazım. Çünkü yolun başında ve sonunda birer tane aydınlatma direği olacak diyor. Dolayısıyla 44 artı 1'den 45 tane yolun bir tarafına, 660'ı 20'ye böldüğümüzde 33 artı 1'den 34 tane yolun diğer tarafına, toplam 79 tane aydınlatma direği dikilecektir. 500 çarpı 79'dan 39.500 TL direklere ödenir. Işıklı pano sayısını bulmak için ortak katlarında ışıklı pano asılacaktı. Dolayısıyla 15'in ve 20'nin ortak katı 60, 60'ın 660'ın içinde 11 tane katı var. Artı bir de başlangıç için gelecek. Yani 12 tane ışıklı pano yerleştirilecek. 350 çarpı 12'den 4.200 TL'de ışıklı panolar için, toplam tutar 43.700 TL olur. Yani cevap C. 10. ve son sorumuza devam edelim. Birden 50'ye kadar olan sayıların her biri eşit büyüklükte kağıtlara yazılarak bir masa üzerine diziliyor. Bu kartlardan bir tanesi seçiliyor. Ali, Necla ve Neriman isimli öğrenciler seçilen kartla ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Ali, seçilen karta yazan sayı 12 ile arasında asaldır. Necla, seçilen karta yazan sayı 15 ile arasında asaldır. Neriman, seçilen karta yazan sayı 35 ile arasında asaldır. Buna göre Harun isimli öğrenci seçilen karta yazan sayıyı tahmin etmek isterse söyleyebileceği kaç tane sayı vardır? Sayıların aralarında asal sayı olması için ortak asal çarpanlarının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 12 ile arasında asal ise 12'nin asal çarpanları olan 2 ve 3 seçilen sayının asal çarpanları olmamalı. Aynı şekilde 15'in asal çarpanları 3 ve 5 seçilen sayının asal çarpanları olmamalı. Aynı şekilde 35'in asal çarpanları 5 ve 7 seçilen sayının asal çarpanları olmamalı. Dolayısıyla sayımızın asal çarpanlarında 2 olmayacak, 3 olmayacak, 5 olmayacak ve 7 olmayacak. Dolayısıyla 11 olabilir, 13 olabilir, daha sonra 17 olabilir, 17'den sonraki asal sayı 19 olabilir, 23 olabilir, 29 olabilir, 31 olabilir, 37 olabilir, 41 olabilir, 43 olabilir ve 47 olabilir. 11'in ikinci, üçüncü, beşinci ve yedinci katını alamam. Çünkü alırsam aralarında asal olmaz. Aynı şekilde diğer sayılarını da alamam. Dolayısıyla sadece bu asal sayılar seçilmiş sayı olabilir. Bir de 1 ile tüm sayılar aralarında asal sayı olduğu için 1'i alabiliriz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane söyleyebileceği sayı vardır. Yani cevap C. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. RB Hocam ile Matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.